Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte C# sayı tahmin oyunu yapacağız. Bu sayı tahmin oyununu konsol application uygulamasında yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi projeye geçelim. Projemizin adına sayı tahmin diyorum. Ve oluşturuyorum. Evet, şu anda projemiz açıldı. Hemen değişkenlerimi tanımlıyorum. Integer tahmin adında bir değişken tanımlıyorum. İçerisine başlangıç olarak 0 değeri atıyorum. Bir tane tutulan değişkene ihtiyacım var. Bir de sayaç tanımlıyorum. Sayacın da içerisindeki değer 0 olsun. Sayacı şu yüzden tamamlıyorum. Kullanıcı mesela bildi, işte 5. sırada bildi, 6. sırada bildi. Onu şöyle yazdıracağız ekrana. İşte diyecek ki şu kadarıncı tahmininde bildin diye ekrana yazdıracağız. Sonra random sınıfını tanımlıyorum. Evet, rastgele sınıfımı da tanımladım. Tutulan değişkenimin içerisine 1 ile 100 arasında rastgele bir değer atayacağım. Tutulan eşittir rastgele nokta next 1 ile 100 arasında bir sayı tutsun. While döngümü açıyorum sonrasında. Bunu while döngüsüyle yapacağım. While döngüsünde tahmin edilen sayı, yani benim tahmin ettiğim sayı, tutulan sayıya eşit değilse sayacı birer birer arttır. Ve aynı zamanda hemen console.write ile 0 ile 100 arasında bir sayı giriniz diyelim. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Öncelikli olarak değişkenlerimi tanımladım. Bir tane tahmin değişkeni oluşturdum. Bir tane tutulan değişkeni oluşturdum. Bir tane de sayaç değişkeni oluşturdum. Sonra random sınıfını tanımladık. Random sınıfına da 0 ile 100 arasında bir sayı atadık. Bu atamış olduğumuz değeri de tutulan değişkenin içerisine aktardık. Bir tane while döngüsü açtık. Bu while döngüsünde bizim tahmin etmiş olduğumuz değer tutulan değerden farklı ise sayacı birer birer arttır. Sonra da diyorum ki console.write ile ekrana 0 ile 100 arasında bir sayı giriniz mesajı yazdırıyorum. Şimdi if döngüsü yapacağız. Bizim tahmin etmiş olduğumuz değer tutulan değerden büyükse ekrana daha küçük yazdıracağız. Eğer küçükse de bu sefer diyeceğiz ki ekrana daha büyük yazdıracağız. If diyorum. Bizim tahmin etmiş olduğumuz değer eğer tutulan değerden büyükse console.write line ile ekrana küçük değer gir yazdıralım. Değilse, yani as if olduğunda bizim tahmin etmiş olduğumuz değer tutulan değerden küçükse bu sefer de büyük değer gir diyoruz. Son olarak iki tane süslü parantezimin dışına console.write line ile bu döngü dışarısına tebrikler yazıyorum. Son olarak konsolla bu sefer sayaç tanımlamıştık yukarıda. İşte diyecek ki 5. hakkında bildiğin ya da 6. hakkında bildiğin gibi bir şey yazdıracağız. Console.write line ile süslü parantezlerimi açtım. 0 yani sayacı belirttim. Tahmininde bildiğiniz yazdırıyorum. Virgül buraya da sayaç diyorum. Sonuncuda da console.readKey ile de ekrana ben bir tuşa basana kadar beklesin diyorum. Evet, şu anda projeyi bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi bir çalıştıralım. Evet, 0 ile 100 arasında bir sayı girdiniz dedi. 50 giriyorum. Küçük değer gir dedi. Yani tutulan değer 50'den daha küçük bir değermiş. O zaman 40 diyorum. Daha küçük değer gir dedi. 30 dedim. 35 diyorum. Büyük değer gir diyor. O zaman 37 girdim. Olmadı. 38 giriyorum. 39 girdim. Evet. 39'da tebrikler yazdırdı ve 7. tahmininde bildin dedi. Evet, bu şekilde tekrardan çalıştırıyorum. Sayacın çalışma mantığı aslında o şekilde. Şimdi her seferinde benim tahmin ettiğim sayı eğer tutulan sayıdan farklıysa sayacı birer birer arttırıyorum. Son olarak da, yani en sonda tebrikler mesajını aldıktan sonra benim kaçıncı denemede bulduğumda o sayaç sayesinde ekrana yazdırıyoruz. Şimdi 0 ile 100 arasında bir sayı giriniz dedi. Mesela 80 girdim. Daha küçük dedi. 45 girdim. 20 girdim. Daha büyük dedi. 36.
Tamam. 36'dan da küçük bir değermiş. O zaman 28 giriyorum. Onu kabul etmedi. 30 girdim. Kabul etmiyor. 32. 31. 30. Kabul etmiyor. 29. Evet. Demek ki tutulan değer neymiş? 29'muş. Kaçıncı tahminimde bildim? 10. tahminimde bildim. Bu şekilde sizlerle bugün bir sayı tahmin oyunu yaptık C#'da. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.